Tribene Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda Adana Demirspor'un transfer gelişmelerini değerlendireceğim. Biliyorsunuz ki Adana Demirspor TFF 1. liginde yani 2019-2020 sezonunda ligi 3. sırada tamamlayarak playofflara kalmıştı. Ardından playofflarda ilk öncelikle Bursaspor'u eledi yarı finalde. Ancak finalde Karagümrük'e penaltılarla kaybederek Süper Lig hayalini gerçekleştirememişti. O yüzden tekrardan 2020-2021 sezonunda Adana Demirspor biliyorsunuz ki TFF 1. liginde yine mücadele edecek. Haftalardır taraftarların bizlere yorumları vardı Adana Demirspor'la ilgili özel program yapın diye ama hem TFF'nin alacağı kararı bekliyorduk. Hani Süper Lig acaba 22 takım olacak, işte 24 takım olacak gibi söylentiler vardı. Hem bundan dolayı hem de Adana Demirspor'un zaten transferde herhangi bir hareketliliğin olmamasından dolayı programlarımızı gerçekleştirmemiştik bu yönde ama Adana Demirspor tabii ki son 1,5-2 haftadır hem idmanlara başladı hem de gelen oyuncular, giden oyuncular olduğu için artık program zamanı geldi diye bu programı gerçekleştiriyorum. Liglerin başlamasına yakın bir zamanda tekrardan Metehan'la beraber aynı şekilde programlarımız zaten devam edecek. Öncelikle Adana Demirspor'da biliyorsunuz ki Tevfik, Vedat Bora ve İbrahim Ekone takımdan ayrıldı. Onun dışında Berk Yıldız yine Malatyaspor'a geri döndü. Ayrıca Semih Güler de kamp kadrosuna alınmadı biliyorsunuz. O da kendisine kulüp arıyor. Onun dışında Adana Demirspor'da ayrıca ismi çıkan birçok isim var. Yani takıma transferi anlamında birçok isim var. Bunların başında Gelson Rodriguez geliyor. Biliyorsunuz ki devre arasında Ankara Gücü'ne transfer olmuştu Dinamo Kiev'den kiralık. Gerçekten çok iyi bir oyuncu. Eğer Adana Demirspor Gelson Rodriguez hamlesini yaparsa bana göre yani seviye atlatacak bir oyuncu. İnşallah bu transfer gerçekleşir diyorum ben. Hatta Cuma günü oynanan yani Dinamo Kiev'in lig maçında oynadığı maçta da ikinci yarının 60. dakikasından sonra oyuna girdi ve etkili de oldu. Onun dışında kaleci Kurtuluş'ta sözleşme yenilendi. Kurtuluş biliyorsunuz ki Muhammed'in sakatlığından sonra özellikle playoff maçlarında gerçekten çok iyi bir performans ortaya koymuştu. O da bu şekilde sözleşmeyi hak etti diye düşünüyorum. Bence doğru bir hamle oldu. Onun dışında Adana Demirspor'da özellikle forvet hattına ve orta sahanın merkezi bölgesine yani 10 numara pozisyonuna ben transferler yapılması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle kesinlikle bir tane forvet lazım yabancı oyuncu anlamında. Mehmet Akgüz zaten takımda, Padipba da takımda. Hani ben bir tane daha Padipba'dan daha iyi bir golcü oyuncunun olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Padipba hani 10 tane gol pozisyonuna giriyorsa genelde 7 tane 8 tanesini kaçırabilen bir oyuncu. Hani performansı çok istikrarlı olmuyor. Bu açıdan Adana Demirspor'un kesinlikle bir tane yabancı forvet oyuncusu alması gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında gelen oyunculara baktığımız zaman da Bursaspor'dan Anıl geldi ve ayrıca Beşiktaş'tan kiralık olarak Sedat Şahintürk geldi. Ben bu hamleler arasında Sedat Şahintürk isminin hani Adana Demirspor'un hedefleri anlamında yeterli olabileceğine inanmıyorum, düşünmüyorum. Bu benim kendi düşüncem. Ancak Anıl takviyesi en azından Adana Demirspor'un şampiyonluk yolunda zirve anlamında katkı verebilecek oyunculardan birisi. Ondan yana bir çekincem yok ama Adana Demirspor'un kesinlikle öncelikle forvete bir tane takviye yapması gerekiyor ve orta sahaya da takviye yapması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca Erkan Zengin'le Volkan Şen ne kadar tecrübeli olurlarsa olsunlar sonuçta her sene üzerine bir yaş daha koyarak gidiyorlar. Erkan Zengin bu sene bir sene daha yaşlı olacak. Volkan Şen de aynı şekilde bir sene daha yaşlı olacak. Adana Demirspor'un kanatlara da en azından hani rotasyon anlamında 1-2 takviye daha yaparsa ben iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü hem Berk Yıldız'ın takımdan ayrılması hem de zaten kadronun çok fazla geniş olmaması, daha çok hani kulübenin çok fazla geniş olmaması Adana Demirspor'un da burada transfer yapmasını bizlere gösteriyor. Onun dışında teknik direktör Cüneyt Dumlupınar da yine bu sezon gerçekten hırslı bir şekilde idmanlara başladı. Adana Demirspor belki yıllarca yani daha doğrusu 25 yıldır Süper Lig'e çıkamamasına rağmen yine bu senenin en iddialı takımlarından birisi olacak TFF 1. Lig'inde. Ama artık bu sezon yani ligin başlamasından itibaren bu transfer döneminde hata yapmaması gerekiyor bana göre. Çünkü TFF 1. Lig'inde yani 2019-2020 sezonunda Adana Demirspor öncelikle yanlış bir teknik direktör seçimiyle lige başladı. Ardından zaten kadroda yeterli mühendislikler yapılmamıştı. Ciddi eksiklikler vardı. Bunları programlarda sürekli dile getirmiştik. Öncelikle teknik direktörün gitmesi gerektiğini söylemiştik. Daha sonrasında hani iyi oyuncuların transfer edilmesi gerektiğini söylemiştik.
Uğur Störöker'le belki yollar geç ayrıldı ama iyi takviyeler gelmişti takıma. Ve onların gelmesiyle beraber Adana Demirspor çok iyi bir yola girdi ve playoff yolunda çok ciddi, hatta ilk iki yolunda çok ciddi bir takım haline gelmişti. Ama Uğur Störöker'in yapmış olduğu hatalar, özellikle o Boluspor maçında kaybedilen 2 puan Adana Demirspor'un şu anda tekrardan TFF 1. liginde kalmasına neden olan maçlardan birisiydi. O yüzden Adana Demirspor'un artık bu sezon transferlerde geç kalmaması, hatta doğru isimlere gitmesi gerekiyor. Şu anda liglerin başlamasına yaklaşık bir 18 günlük bir zaman kaldı. Hatta 20 gün diyebiliriz ona, 19-20 gün. Bu yüzden Adana Demirspor'un artık bu haftadan itibaren elini çok tutarak transferleri gerçekleştirmesi gerekiyor. Adana Demirspor taraftarları da TFF 1. liginin son maçından sonra, yani playoff maçından sonra adeta yıkıldılar. Çünkü yaklaşık 25 senedir bu takım Süper Lig'e çıkamıyor ve Adana Demirspor playoff'taki takımlara baktığımız zaman da belki de en favori ve en iddialı takımlardan birisiydi. Ama Karagümrük'e karşı penaltılarda kaybettiler. O yüzden bu sezon tekrardan TFF 1. Lig'de mücadele edecekler. Adana Demirspor'un özellikle forvet hattına takviye yapması gerekiyor derken şunu da söyleyeceğim. Kesinlikle Adana Demirspor'un, yani Marco Paişao tarzında, böyle top geldiği zaman da yani 10 tane gol pozisyonunu en az 8-9 tanesini atabilecek bir forvet oyuncusuna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ve böyle bir oyuncu alması gerektiğini düşünüyorum. Taraftarlar da bununla ilgili benimle aynı düşünüyorlar diye düşünüyorum. Çünkü onlar da Mehmet Akyüz dışında hani bir forvetin yeterli olmayacağını düşünüyorlar. Yani şöyle söyleyeyim. Padipba var belki ama bir tane daha forvetin gelmesi gerekiyor. Zaten Boluspor maçına da baktığımız zaman da Mehmet Akyüz'ün o kaçırmış olduğu gol 2-1 iken maçın ardından 2-2'ye gelmesi tabii o pozisyonunu bize fazlasıyla hatırlattı. Çünkü Mehmet Akyüz de çok iyi bir golcü. Evet, beğeniyoruz ama Mehmet Akyüz de öyle maçlarda öyle goller kaçırıyor ki o pozisyonları arıyorsunuz. Bunu Boluspor maçında zaten net bir şekilde gördük. Onun dışında Adana Demirspor'un biliyorsunuz ki Yakup Koseski var takımda. Bu sezon fazla yüzüne bakılmadı. Daha çok kulübeden geldi. Ardından bir sakatlık durumu olmuştu. O yüzden çok fazla forma şansı bulamadı ilk 11 anlamında veya kulübeden gelme anlamında. Ben orada bu sezon Yakup Koseski'nin de fazlasıyla değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer değerlendirilmeyecekse de oraya da o bölgeye bir oyuncu transferi daha yapılması, hatta iki tane oyuncu transfer yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bir yabancı, bir yerli olabilir. Onun dışında Resul'e, yani stoper, hatta sol bekte de oynayabilen Resul'e Süper Lig takımlarından teklifler olduğu söyleniyor. Zaten programlarda Metehan'la beraber sürekli şundan bahsediyoruz. Resul gerçekten bu ligin, hatta takımın en değerli oyuncularından birisi ki zaten göstermiş olduğu performanstan dolayı da Süper Lig takımları kendisine talip oldu. Ben Adana Demirspor'da kalacağını düşünüyorum büyük ihtimalle. Ama bir tık daha, hani nasıl diyeyim, Süper Lig'de transfer yapabilirdi diye düşünüyorum. Ama Resul'ün de gideceği takımlar iyi takımlar olması gerekiyor kendisi açısından. Eğer hani biraz daha böyle takım kadrosu olarak alt tarafta kalan, yani şöyle söyleyeceğim, örnek vereceğim. Ankaragücü, işte Kayserispor gibi takımlara gidecekse Resul'ün Adana Demirspor'da kalması bence onun için daha iyi olur ki Adana Demirspor'un da kesinlikle Resul'le ne yapıp edip yola devam etmesi gerekiyor. Çünkü Resul gerçekten takımın en değerli oyuncularından birisi ve hani iki bölgede oynayabilmesi hem sol stoper hem sol bekte takım için ciddi bir avantaj oluyor. Onun dışında stoper hattına baktığımız zaman da Adana Demirspor'un ben bir tane takviye yapması gerektiğini düşünüyorum o bölgeye de. Yerli olur, yabancı olur ama Mitrovic büyük ihtimalle zaten bu sezon ilk 11'deki yerini sağlamlaştırdı. Özellikle bu son dönemde Adil'in işte kırmızı kart görmesinden sonra oynaması ve playoff'ta göstermiş olduğu performans Mitrovic'in bu takımda kalmasını, hatta ilk 11'i de almasını sağladı. Ben oraya en azından bir tane yerli oyuncu transfer yapılması gerektiğini düşünüyorum. Hani yabancı çok fazla gerekmiyor stoper hattına ama yerli anlamında kesinlikle oraya bir tane daha takviye yapması gerekiyor Adana Demirspor'un. Onun dışında Adana Demirspor'un kesinlikle lige başladığı zaman da alternatifli bir kadro oluşturması lazım. Çünkü geçen sezon bunun sıkıntısını çok yaşadı. Hem Altay takımı yaşadı mesela, örnek verecek olursam, hem de Adana Demirspor birebir olarak yaşadı. O yüzden Adana Demirspor bu sezona istikrarlı bir şekilde girip ve istikrarlı bir şekilde gitmek istiyorsa kesinlikle kadrosunu çok fazla geniş tutması gerekiyor ki zaten hem Murat Sancak olsun, hem Metin Korkmaz olsun, hem de Cüneyt Dumlupınar olsun bu konuda gerekeni yapacaklardır diye düşünüyorum. Adana Demirspor'un zaman kaybının nedeni biraz da şu oldu. Yine başta söylemiş olduğum gibi TFF'nin kararını beklemesi oldu. Bu yüzden
Adana Demirspor transferlerde belki biraz daha geç kaldı. Ben buradan herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle Adana Demirspor taraftarları haftalardır dediğim gibi sürekli bize programlarla ilgili yazıyorlardı. Hem soru şeklinde hem videoların altına ne zaman gelecek diye. Bugün kendilerine bu programı sundum. Zaten transferler geldiği zaman da çok daha detaylı bir şekilde transfer programı yapacağız. Hem Adana Demirspor için hem TFF Birincilik takımları için. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca beğeni ve yorum yaparsanız da çok memnun oluruz. Onun dışında bizi sosyal medya hesaplarımızdan hem Twitter hem Facebook hem de Instagram'dan takip edebilirsiniz. Oradan hem duyurular yapıyoruz hem canlı yayınlarımız olabiliyor hem de ayrıca paylaşımlarımız oluyor. Ayrıca katıl butonumuza da desteklerinizi bekliyoruz. Ben gelen transferlerin hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bundan sonra da Adana Demirspor takımı yönetimi iyi oyuncularla imzalar ve sezona iddialı bir şekilde girer. Tekrardan herkese çok teşekkür eder. İyi seyirler dilerim.